Şimdi sabah haber merkezine geldim. Gece uyuyamıyorum, çok sıcak dedim arkadaşlara. Onlar da ne yapacağız, nasıl uyuyacağız dedim. Onlar da haberini yaptık dediler. Kavurucu yaz sıcaklarında belki başınıza geliyordur. Böyle gece başınızı yastığınıza koyduğunuzda uyumakta zorluk çekiyor olabilirsiniz. Kolayca nasıl uykuya dalarız? Bunun bir yolu var mı? Arkadaşımız Kübra Demir bu sorunun yanıtını arıyor. Yanında da bir konuğu var. Hemen sözü kendisine bırakacağız. Biz de can kulağıyla dinliyoruz. İstanbul'da sıcaklık şu anda 32 derece ama nem arttıkça sıcaklık 32 dereceye kadar hissediyoruz biz bunu. Akşam saatlerinde ise gece uyumak mümkün olmuyor. İşte biz bu sorunun yanıtını halk sağlığı konusunda uzmanlaşan bir isimle konuşacağız. Profesör Doktor Oğuz Özeral'la konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hocam biz şimdi nasıl uyuyacağız akşamları? Biz yatmadan önce nasıl beslenmeliyiz? Önce beslenmeyle başlayalım. Tabii ki. Biz suyunu yediyoruz. Çünkü vücudun su ihtiyacı yeterince olmadığı zaman o kuruluğa endeksli olarak hissettiğiniz nem ve rahatsızlık sizi iyice mutsuz edecektir. Ve en fazla 4 saat kadar bir uyuma söz konusu olacaktır. Dolayısıyla ayranınızı için, yoğurdunuzu yiyin ve meyvanızı iyi tüketin. Bu mevsimde tabii kavun, karpuz hem sizi serinleten gıdaları tüketmiş olmalısınız hem de mevsim gıdalarını yemelisiniz. Bütün bunlar mesela ne ekleyebilirsiniz? Soğuk çorba ve yatmayla yemek yeme süreci arasında bir zaman diliminiz olması lazım. Gece uyumak son derece zor. Dolayısıyla tabii ki siz yatarkenki kıyafeti de bana yönlendireceksiniz, soracaksınız. Yapılması gerekenler sadece yemek içmekle bitmiyor. Çünkü sürekli sıvıyı dışarı doğru atıyoruz ve terliyoruz. Dolayısıyla da giyeceğiniz kıyafetler, yani yatak kıyafetleriniz çok önemli. Pamuklu bir tişört sizin için çok iyi bir alternatiftir. Mümkün olduğu kadar sentetik hiçbir ürün kullanmamalı. Yatak çarşaflarını da pamuklu tercih etmeliyiz. Tabii bulabiliyorsak keten de olabilir. Yani mühim olan doğal kıyafetler, doğal ürünleri giymek, doğal şeyler yemek, tüketmek, gazlı içecekler içmemek süreçte. Şimdi sürekli susandığı için içeceğiniz bütün gazlı içecekler sizi daha fazla susatır. Bir de önemli olan gece çok soğuk içecekler tüketmemeye çalışmak. Aslında gece ve gündüz fazla tüketmemek gerekiyor. Çünkü dışarıdaki ısı 30 derecenin üzerinde, yani 40'a dayanan bir ısı. Vücut ısısı 37. Siz çok terledim, serinlemek istiyorum diyorsunuz. Normal oda ısısı eğer 22, vücudum endeks demişse, yani onu kabullenmişse, kendini ona ayarlamışsa, içeceğiniz sıvıların çok soğuk, aşırı soğuk olmaması lazım. Mesela difrizden ya da buzdolabından anında çıkardığınız soğuk bir ürünü tüketmek sizde beyinde, damarlarda çatlamaya neden olabilir. Hele hele gece uyurken susadım deyip buzdolabından buz gibi bir suyu tüketmek. Bunun yerine ne yapabiliriz? İşte bir şişenin içerisine nane çok kıymetli. Bolca taze nane, limon dilimleri, meyve dilimlerini buzdolabının normal ısısında tutup gece dışarı çıkarıp başucuna koymak. O gece boyunca zaten ısınmayacağı için siz içerken öyle bir sıvı tükettiğinizde hem serinlik olacak hem de vücudun su ihtiyacını tekrar yerine koymuş olacaksınız. Bunlar son derece önemli. Bir de gün boyunca çok tuzlu yemek yememek gerekiyor. Hele gece yatarken. Çünkü aşırı şişlik ve vücutta tutulan su, o da sizi mutsuz ediyor. Çünkü eller, kollar, ayaklar şişmiş oluyor. Ödem meydana çıkıyor. Gün boyu güneşte dururken de çok dikkat etmek lazım. Mesela ne diyoruz? Biz bol vitamin elde edin. Nasıl yapacağız? Sebzeli ayran yapın. Ve bunu güneşi mesela şu yüksek olduğu saatlerde tüketin. Bir yandan da D vitamini ihtiyacınızı karşılayın ve kalsiyum ihtiyacınızı karşılayın. Bütün bunlar vücudun mekanizmasında denge sağlayacağı için sizin uyku düzeninizi getirecek. Şimdi o zaman triptofan, mesela en önemli kelime bu. Triptofanı nereden elde edeceğim? Yoğurt ve ayrandan. Demek ki serin, güzel ayranlar. Siz bunun içine ister nane katın ayranınıza, ister şalgam katın, ister çilekli yapın, ister kavunlu yapın. Ama ayran tüketin. Çünkü o serotonin salgılanmasını destekler.
destekleyecek ve sizin huzurlu bir uykuya geçmenizi sağlayacak. Uyumadan yarım saat önce en son tüketeceğiniz ürününüz bir kase küp küp doğranmış meyvelerle yoğurt olabilir. Mesela bu mevsimde başka ne yapabiliriz? Nane çayı içebiliriz. Sıcak ya da soğuk. Nasıl içerseniz için, nasıl tüketirseniz tüketin, size serinlik hissini verecek ve gene sizi rahatlatacak. Önemli olan vücudunuzun rahatlaması. Bu çok önemli. Asla ağır yağlı yemekler yenmemeli. Asla çok tuzlu içecekler ve gazlı içecekler tüketilmemeli. Bol şerbetli içeceklere yönlenmemeli. Mümkün olduğu kadar doğal beslenmeyi bu yaz aylarında tercih etmemiz gerekiyor. Bunlar son derece kıymetli. İyi bir uyku için iyi bir yemek planı gerekiyor. Ve tabii gündüzün eğer çok yorulduysanız hafiften kestirebilirsiniz. Uyku düzenine geçmeden önce istirahat etmek lazım. Bir de çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Yazın uykuda asla televizyonun karşısında uyumayın. Çünkü aklımız, beyin dalgaları o frekansla özdeşleştiği için sizi mutsuz edecektir. Hep orada kalacaksınız. Zaten çok sıcak olduğu için uyku biliyorsunuz 15 dakikayla yarım saat arasında onun bir biyoritmi var. Onu bozduğunuz anda bir daha sabaha kadar uyuyamazsınız. Peki hocam, vantilatör, klima, bunların bize faydası olur mu gece yatarken? Vantilatörde mümkünse tavandan yani havanın sirkülasyonu çok önemli. Şimdi siz odanızın penceresine hafif aralık bırakabilirsiniz kapıyı. Bir hava akımı olması lazım. Stabil hava üzerimizdeki nemi daha fazla hissettiriyor. Ama bir hava akımı, sürekli bir sirkülasyon olduğunda hissetmemiz azalıyor. Vantilatörleri asla üstümüze değil, karşı duvara doğru vermemiz lazım. O çarpan hava zaten o sirkülasyonla içeride bizi rahatlatacaktır. Klimalar yatak odasında yatağın üstünden karşı duvara doğru gelmesi lazım. Asla yüzümüze ya da vücudumuza doğru değil. Bir de gençler, çocuklar hiç sevmiyorlar giyinmeyi. Çıplak, yani üstsüz yatmanın hiç doğru olmadığını, mutlaka en basitinden pamuklu bir tişört, kolsuz da olsa olur, hiç fark etmez, bir tişörtle yattıklarında üzerlerindeki rutubeti, nemi alacaktır, terlemeye endeksli. Bir de tabii ki çok güzel pamuklu pikeler var, onlardan kullansın. Hafif sarılır atar ama gene üstünü örter, çünkü ne de olsa çiğ yağar. Çocukluğumuzdan beri gece uyurken kar yağar denir, ona çok dikkat etmek lazım. Klima ve açık vücutla yatıldığında kısmi felçler, yüz felci olabilir. Çünkü terlendiği için sürekli rüzgarı da yediği zaman vücudun bir kısmı o kaslarda donma olabilir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki sizin izleyicilerimize nefes açmak için bir yöntem önerebilir misiniz? Tabii. En sevdiğim şeyi sordunuz. Lavantayı çok seviyorum. Nane, lavanta ve kekik. Eğer kırlardan bunları toplayabiliyorsanız ya da baharatçınızdan ya da mısır içerisine alabiliyorsanız demetler halinde alın. Güzel bir kurdele ile bağlayın. Camın kenarına ve yatak kenarına özellikle lavantayı asın. Hayır, ben bunları bulamıyorum diyorsanız lavanta yağı, ekaliptüs ya da nane yağını minik yastıklara damlatın. Yatağınızda yastığınızın kenarına koyun. İnanılmaz. Lavanta nefes açıcıdır. Ayrıca stres azaltıcıdır. Çok rahat uyku sağlar. Özellikle bebekler ve çocukların yataklarının içine minik lavanta yastıkçıkları koysunlar. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katılıyorum. Çok sağ olun. Oğuz Özyeral'la birlikte nasıl daha rahat uyuruz? Bunun sorularını aldık. Bunun cevaplarını bulduk sizler için. Yayına bağlanmadan hemen önce Hüseyin Öztel, meteoroloji mühendisi, onunla konuşmuştuk. Şu an İstanbul'da hafif bir esinti var. Aslında bir nebze daha rahat sayılabiliriz ama önümüzdeki günlerde bu esinti kaybolacağı için sıcaklığın ve hissettiğimiz sıcaklığın artacağını söylemek de mümkün diyelim ve sözü size bırakalım.